Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün Ramazan-ı Şerif'in 29. günü. İftarlıkka yakın azgına fırsat müddet varlığı için. Falastin, Kudüs meselesi doğrusu biraz münasebet bildiriş lazım taptım. Uzun münasebetimiz malum. Bizni en katta armağanımız Kudüs'ün işgal vaziyette bu geldiği. Falastin'e nispeten, Müslümanlar yurtu memleketine nispeten baskınçılarını, baskını doğrusu da münasebetimiz malum. Biz hiç kaçan zalim taraf bulmayımız. Müslümanlarını mazlum halde buluşlardan kat'i nazar, mazlum tamamı da bulamız. Ve İsrail'ni Kudüs'e nispeten, Falastin halkı'ya nispeten kılıyetken işlerini koralayman, şahsen özüm, şahsi münasebetim. Ular bu kılıyetken işleri bilen, bütün dünyada kileşilgen kanunlarını hem ihmal kılışı yaptı, ayakastı kılışı yaptı. Bular kanun tanıma yaptı. Yani bularını kılıyetken işleri cinayet özü aslıdır. Bir başka memleketke, memleketinin çigarasıga bastırıp kirişi yaptı. Ve aynıysa uruş medeniyetige hem nalayık şekilde işler kılışı yaptı. Namazda turgan, ibadette turgan halkını mescidige kara bomba atışı yaptı. Kudüs'ünü yandırıştı, yakıştı. Ve şu yakılgeni protestosu yani Müslümanlar tamamından onge nispeten karşılıkke karşı olarak kursançılık bayramları raks, dans, çüyetkenlerini tarikatçı yaptı. Bunu koralayımız. Müslüman halkımız bütün dünya bu hakkı da hazır münasebetini bildiriyordu. Cinayet taraftarı bulmayımız. Bunlarla karşı ekelligimizni ilan kılamız. Şu bilen birge bazı provokatörler ham orada yoğamaz. Harkıl gap sözlerini tarikatçı yaptı. Uzlarını, yüzleri, közleri yok. Kimligi normalum. Troll profiller orkali undoq qilishimiz kerak, mundoq qilishimiz kerak deyishyapti. Ularga ham qo'shilmaymiz, chunki undoq qilish kerak, mundoq qilish kerak degan odamlarni qiliqlari oqibatida yana musulmonlarga zarar ehtimollari bor. Ularni oldini olishimiz kerak. Sokin vaziyatda holatni to'g'ri tahlil qilish va munosabat bildirishlik bilan o'zimizni pozitsiyamizni aniqlashimiz kerak. Ve elbette biz Müslüman olarak kolumuzda hazır duadan başka imkaniyet yok mu? Dua kılışımız gerek. Çünkü dualar icabet buladigen saatlerde turpmiz. Allah Subhanahu ve Teala dualarımızı icabet kılsın. Ozi adette karanlık ute küçeyip gitse, karanlık küçeygen de anık bilin ki ton yakınlaşıyordu. İpler kattık tarayın tartılgende anık bilinki üzülmakçı ipu. Şunun için hazır karanlık tonga yakın vaziyette ipler tarayın tartılgende inşallah üzüledi bu ipler. Ve inşallah mazlumlarının ham köçesi de bayram buladı. Zalimler kigen zalimliği için hali köz yaş tokadı. Falastin'de buluyetken vaziyette Allah Ta'ala uzun necat versin. Bazılar ayet yaptı, Falastin'e borsak bo'ladi mi? Nima qilas bor? Bor nima qilamiz? Bahona top berishimiz mumkin. Misol uchun Falastin'e borib, shunga o'xshagan narsalarni haligi qonun asosida bo'lmasa, ana terroristlar kirib kelyapti deb bahona qilib urishi mumkin. IŞİD'ni kirgizib, Suriyani qanaqa portlatishdi? Xalqni, oddiy xalqni. O'shanga o'xshagan bahonalarni kutib o'tirganlar ham bor. Provokatorlarni savolları ko'pincha shu Falastinga borsak bo'ladimi? Boravering. Uni so'rab nima qilasiz mendan? Ben o'zim bormayman çünkü borganim bilan u yoqqa borsam, u yoqdagi odamlarga yordam berish imkoniyatimiz yo'q. Balki xalaqit qilish imkoniyatimiz bor.
Lekin şu bilan birga meni vazifamda men qo'limdan kelgancha duo qilaman va pozitsiyamni bildiraman. Undan tashqari bütün dünyada bunga nisbatan munosabat bildirilyapti. Jinoyatni oqlamaymiz. Jinoyatga qarshi ekanligimizni e'lon qilamiz va bu jinoyatchilarga haddingni bil deymiz va bizni hozir suyanadigan Robbimizdan boshqa suyanchig'imiz yo'q va bu suyanchiqdan rozimiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda sizlar Alloh zolimlarning qilayotgan ishlaridan g'ofil deb o'ylaysizlarmi degan. Bu ba'zi odamlarga aytadiki, nimaga sen gapirmayapsan? Nimaga undoq qilmaysan? Mundoq qilmaysan deydi-yu. Shuni boshqacharoq varianti shu. Alloh subhanahu va taolo buni Qur'onda bayon qilgan. Sizlar Alloh taolo ko'rmayapti deb o'ylayapsizlarmi? Zolimlarga ya'ni kuchi yetmaydi deb o'ylayapsizlarmi? Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun deydi Alloh taolo Qur'onda. Zolimlarni tug'yonlarida biroz uzaytirib qo'yadi hayotlarini. Tug'yonlarida ozgina cho'zilib turishadi. Lekin oqibatda baribir zolim mag'lub bo'ladi. Buni biz bilishimiz kerak. Tahajjudlarda, Ramazon kechalarida, iftorliklarda, farz namozlardan keyingi duo ibodatlarda duoning ijobatligidan umidvor holda duo qilishimiz kerak. Hozir vazifamiz shu. Va Alloh subhanahu va taolo albatta najot beradi. Har yili Ramazon sharifini shu kunlarida Quddusda, Falastinda shunaqa problema bor har yili. Men istoriyamda Quddus haqida she'rni 2017 yılda qo'ygan ekanman. 2017 yıl. İstoriyada kecha 3 gün oldin çıktı. Xuddi shu kunlarda. Ya'ni o'sha paytlarda ham shu voqea bo'lganda o'sha she'rni o'qib qo'ygan ekanman. Hozir yana 3 yil o'tdi, yana shunaqa bo'lyapti. Quddus haqida men o'sha paytlarda video ham qildim. Alohida yana bir qilish rejam bor. Quddusning tarixi, Falastinning tarixi to'g'risida. Hozir yana siyosiy vaziyatlarni sizlarga aytayin. Turkiya yordamchi kuchlar jo'natyapti. Turkiya o'zi harbiy kuchlari orqali yordamchi kuch jo'natyapti. Men avval siyosiy tahlillarda ba'zi gaplarni aytgan edim, esinglarda bo'lsa. Bu siyosiy tahlillarda kelajakda Turkiya Falastinni himoyasi uchun Izrail bilan urushish ehtimoli bor. Shunga olib boryapti hozir. Endi Turkiyada hozir ichki problemalar bor-da, muammolar. O'sha problemalar agar o'rniga kelib qolsa, Turkiya jiddiy muomala qilish rejasi bor. Chunki Turkiya hozir qo'rqmayapti. O'sha ya'ni pilotsiz, haydovchisiz dron harbiy qurollari bilan bemalol gapiryapti ko'p joylarda. Ya'ni ko'p holatlarda inshaalloh nusrat yaqin deb o'ylayapman. Alloh taolo zolimlarga o'zi kifoya qilsin. Ko'p masalalarda Falastin bizniki, Aqso bizniki deb qichqirayotgan odamlarga ko'p gapirgan edim men. To'g'ri, uni hamma e'tirof qiladi musulmonlarniki. Lekin Izroilni hozirgi siyosatda turgan Izroilni katta rejasi bor. U nafaqat Falastinni olish. Izroil hozir Misrni, Iordaniyani, Suriyani, kelajakda Turkiyani ham olish rejasi bor. Ularni e'tiqodida, harakatida bor. Ularda O'rta Sharq projesi degan O'rta Sharq proyekti bor. O'rta Sharqga Sulaymon alayhissalotu vasallamning taxtini qurib, buyuk Yahud davlatini qurish rejasi bor. Hozir bu etaplar, o boshlang'ich etaplarda. Quddusni poytaxt qilib e'lon qilmoqchi bo'ldi Tramp davrida, esinglarda bo'lsa. Alloh taolo Trampni o'zini bu amaliga erishtirmadi. Birlashgan Millatlar tashkilotida ovozga qo'ygan edi. 7 dona davlat ovoz berdi. O'sha ovoz berganlar ichida qarshi ovoz bergan bizni davlat ham bo'ldi. O'zbekiston ham Quddusni Izroilning poytaxti deb e'lon qilishlikka qarshi ovoz berdi. Bu maqtovga sazovor birodarlar. Bizni siyosiy diplomatlarimiz ham siyosiy irodani ko'rsatdi. 7 dona davlat ularga Quddusni poytaxt deb e'lon qilishligini yoqladi. 200 dan oshiq davlat
ularga qarshi ekanligini ko'rsatdi. Mana shu siyosiy irodani biz ko'rsatishimiz kerak. Men masalan shaxsan o'zim shaxsiy munosabat sifatida gapiryapman buni. Matematika xonasiga kirib gapiryapman. Ya'ni matematikani siyosatga aloqasi bo'lmaydi hech qachon. Adabiyotning aloqasi bo'lishi mumkin, boshqa sohalarni. Lekin meni siyosatga aloqasi yo'q, matematika xonasida gapiryapman buni. Va munosabatimiz shu. Zolimlarga qarshimiz. Zolimlarni albatta halok bo'lishligiga iymonimiz komil. Mazlumlar tarafdamiz va mazlumlarning duosi ijobat bo'lishligiga albatta ishonchimiz bor. Alloh subhanahu va taoloning kalomi iymonimiz bor. Mazlum bilan mening oramda duoga to'siq yo'q degan Alloh taolo hadis qudusiydi. Peygamber alayhi salatu vesselam mazlumning duosi ijobat deganlar. Hozir mazlummiz. Va shundan tashqari tavba qilishimiz kerak. Qiladigan ishlarimiz ham bor. Bir-birimiz bilan qirpichoq bo'yotibmiz. Kecha qadr kechasi dedik, 1 soat ominni jahriy aytish, maxfiy aytish masalasida bitta mishiqqi vaqtimizni oldi. Mana shular agar to'xtasa qiladigan ishlarimiz bor bizda. Islom ummatiga islomni to'g'ri tushuntirib, dinimizni to'g'ri tushuntirib, mazlumlikdan chiqib, zolimlarga haddini bildiradigan vaqt bor inshaalloh. Bunga iymonimiz ham komil. Alloh taolo hech qachon tarix mobaynida zolimlarning g'alaba qilganligini ko'rsatgani yo'q insoniyatga. Biroz ular maishat qilib o'tirdi. Biroz. Alloh taolo buni Qur'onda aytdi. Va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun dedi. Azgina tug'yonlarida o'sha chuqurlashib turadilar, harakat qilib turadilar. Lekin Alloh taolo zolimlarning qilayotgan ishidan g'ofil emas. G'ofil emas. Alloh ularni bilib turibdi. Biz safimizni belgilab, bismillah deb duoni qilib, mazlum tarafta turib, zolimga qarshi ekanligimizni bildirishimiz kerak. Qisqara munosabat edi, iftorlikka yaqinlashib qoldik. Alloh taolo tutgan ro'zalarimizni dargohida qabul qilsin. Ramazon sharifim o'tib ketdi mana. Ramazon sharifda shaytonlar bog'langan, lekin insoniy shaytonlarni jittirlashi kutilayotgandi o'zi. Chunki insondan bo'lgan shaytonlar ham bor. Ular Ramazon sharifda shayton qila olmaydigan ishni qilishlari kerak. Ana shulardan biri ko'zga ko'rindi mana. Masjidul Aqsoni yoqishdi. Bu ularning e'tiqodlarida bashorat go'yoki. Lekin biz aniq bilamizki, musulmon mazlum dunyoni qaysi burchagida yurgan bo'lsin, inshaalloh nusrat yaqin. Xotirjam iymonimiz xotirjam bunga va safimiz aniq. Hech qachon bunday jinoyatchilarga hamroh, hamkor va tarafkash bo'lmaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.